saniye. Şimdi sahneye davet edeceğimiz girişimcimiz eleme turunda jüriyi ikna etmek için elinden geleni ardına koymadı. Uğraştı ve başardı. Onun yeni nesil bir oyun kolu joystick fikri var. İddiasına göre oyun severler bu yeni fikre bayılmış. Bakalım final bileti için jüriyi bu sefer de ikna edebilecek mi? Ama işi hiç kolay değil. Tayfun Çavdar. O bir neslin eğitim hayatına mal olan Atari'de oyun sevgisini bir projeye dönüştürdü. Eski ve yeni nesil oyunları aynı performansta oynamayı sağlayan bir kol geliştirdi. Eleme turunu geçtiğinden bu yana projesini geliştirmek için yoğun bir çaba gösterdi. Bugün yarı final sahnesine söz verdiği gibi çalışan bir prototiple geliyor. Eğer final bileti alırsa evdeki oyun kolunuzu atmanız gerekecek. Çünkü Tayfun Çavdar Joycat'le piyasayı alt üst edecek. Başarılar. Sevgili izleyenler, valla ben bu oyun işinden çok fazla anlamam. Ama inanılmaz müptelaları var. 30 milyondan fazla oyun satıldığını biliyoruz. Türkiye ve bu coğrafyada. Ve bir o kadar da demek ki joystick, yani oyun kolu satılıyor. Diyor ki Tayfun, Joycat'le benim mi geliştirdiğim sistemle çok daha keyifli ve çok daha hızlı ve çok daha zevkli bir oyun tecrübesi yaşarsınız. Daha evvel ben bunun modelini getirmiştim ama bu sefer ilerlettim, çalışır vaziyettesini getirdim. İşte burada oynayacağız, farkı göreceğiz diyor ve ekliyor. Bol şans. Teşekkür ediyorum. Kısaca özetleyeyim kendi ürünüme geçmeden önce piyasadaki durumu. Bu gördüğümüz arcade stick olarak adlandırılıyor. 80'lerde 90'larda oynanan oyunlar için tasarlanmış bir cihaz. Bu gördüğümüz ise gamepad olarak artık herkesin hemen hemen bildiği, bütün neredeyse çocukların elinde olan günümüz oyunları için tasarlanmış bir cihaz. Şöyle bir sorun var. Birisiyle oynadığınız oyunu diğeriyle istediğiniz ergonomide oynayamazsınız. Yani sorun yaşanır. Hatta şöyle oldu, yeni oyunlar daha çok satıldığı için piyasadaki oranları %99'a %1 durumunda satışlardan bahsediyorum. Fakat hala insanlarda bu stick mekanizmasına karşı bir ilgi var, nostaljik hisler var. Ben ilk olarak Joycat cihazımda şöyle bir şey düşündüm. Neden eski ve yeni oyunları bir arada oynayabileceğimiz bir cihaz olmasın? Şu gördüğünüz sağ parça kısmıyla gamepad'in, sol parça kısmıyla da joysticklerin ve arcade sticklerin özelliklerini bir arada barındırabilen bir cihaz tasarladım ve bugün prototipini getirdim. Bu bir özelliği, yani iki farklı nesil cihazın özelliklerini bir arada barındırması bir özelliği, önemli bir özelliği. Diğer bir özelliği ise aynı zamanda patentli bir özellik, incelemeli patentli. Kolunun iki aşamalı olması. Yani iki aşamalı kol var. Şöyle ki günümüz cihazlarında da yeni oyunları oynarken sadece D-pad'lerle, yani yön anlamı veren kısımlarla iki anlam birden oluşturamazsınız. İki anlam oluşturmak istediğinizde yön tuşuna ilaveten bir tuşa daha basmanız lazım. Fakat Joycat'te böyle bir şey yok. Kolu bir yöne kırdığınızda... Bugünden bugüne yaptığın şeyi görebiliyorum ben. Tasarlamışsın, biraz daha küçültmüşsün, evet. İnceltmişsin. Biraz daha böyle hani kibarlaşmış yani diyeceğim ama çok eleştiri almıştım sizlerden, evet. Tasarımı... çok da güzel değil aslında. Yok, benim için Tayfun Bey bayağı çalışan bir şey. Bayağı çalışmış. Evet, şu ara... İnşallah bir günde oyun yazarız, denemek oyun isterseniz... satarız. Vallahi bak sözünü tuttun da ben bana... Ben diyorum, evet, bir şey... Deneyelim onu Fuat, sen bir dene istiyorsan. Bir deneyeceğiz tabii, elimiz... En sevdiğim futbolda koymuşsun galiba. Ne Tayfun, Tayfun ama yani iki el birden kullanılıyor yani normalde. Evet. Yani tek elle bunu hani... Yok, normalde de iki el. Normalde iki elle. Herkes iki elle kullanıyor. Peki o kırmızı hani vites kolu gibi bir şey yapmışsın, yani onu kullanmak kolay mı yani? Tabii. Zaten var olan bir şey. Yani bu üründe ben şunu söyleyeyim. En kötü ihtimalle görülecek şey şu. Bir gamepad ve bir joystick. Yani zaten var olan iki şey bir üründe. Bu ürünün en kötü tanıtımı bu olabilir. En eksik tanıtımı. Tayfun Bey, sabit durması ama gerekiyor. Ama pratik değil ki yani. Yok, o... elinizde de oynayabiliyorsunuz. Yani... yani elimizde nasıl tutacağız yani onu? Tabii elinizde oynayabilirsiniz. Pratik, yani şu şekilde de oynayabiliyorsunuz. Pratik bir şey mi yani? O? Kesinlikle.
Fuat sen bir orada bir dönsen. Yani Fuat pratik bir şey mi yani? O Fuat sol. Bey. Fuat şu anda kopmuş. Bizden ayrıldı. Sen dağıldın bir dönsen nasıl bu yolunu bir görelim diye. Bir nasıl oynuyorsun diye. Ben şimdi yürüme ve koşmayı sadece kolla yapabilirsin. Ben pratik bakın, bir şey görmüyorum. Yani. Şu an koşuyorsun. Bu Wi-Fi ile falan bağlanmıyor mu? Kablosuz olmuyor mu? Elde gerçi ha böyle de yapabiliriz değil mi? Bir dakika. Şöyle bir sorun var açıkçası. Yani her şeyi bir cihazda yaptırayım dediğiniz an aslında güzel bir şey yapıyor gibi gözüküyorsunuz ama genelde kötü bir şey oluyor. Burada yani yapabildiğime inanıyorum. Peki, mesela buna ben araba yarışını da eklemeyi düşünürsem biraz şey yapabilir. Kullanıcı rahatsız diyorsun. Olabilir. Ergonomiden kaybımız olur. Peki Tayfun şimdi sen... Diye düşünüyorum. Belki de olmaz. Direksiyonu altına koyarsın sen de canım. Yani olabilir. Bilmiyorum. Yani çok şey değişebilir. Tasarım olarak. Tasarımı olur. Da değişebilir. Ha, Tayfun burada merak ettiğim şu şimdi ben bunun patentini aldım diyorsun. Evet. Aldın gitti. Peki şimdi bunu da mesela analog yap diyoruz. Sen tamam onu da yaparım tabii. Abi onu da yaparım abi de şimdi başka şeylerin hiç kimse patentini almamış mı? Tek sen mi uyanık çıktın? Onların o analogtur diğer özelliklerdir. Onların patent hakları yok zaten çünkü 20 yıl geçtiği için. Dur ya sen de girişimci uyanık dedin. Niye uyanık adam fikir var. O benim hoşuma gidiyor. Hayır, güzel bir şey de hayır, kimse de bir şey yok mu yani sadece Tayfun mu bunu yakalamış? Koptu geldi diyorsun. Ama düşündü. Çok bir tek fena koptu çünkü yani bu güzel bir şey. Hani bunu analog yapayım, şunları yapayım. Yani her şeyin patenti geçti o zaman. Bir bu tabii, tabii. Sende. Yani ne D-Pad'in, ne analogun, ne o sağ parçanın patenti yok. Ya yani benim burada patent aldığım şey iki aşamayı bir tek kola indirgemek. Bir tek kolda birleştirmek. Valla evet. Yani Tayfun'u tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Evet Tayfun teşekkür ediyoruz. Neye ihtiyacım var? Neye ihtiyacım var? Yani tabii ki bir yatırıma ihtiyacım var. Çünkü ben şimdi Ar-Ge'sini... Ne kadarlık bir yatırıma ihtiyacım var? Ne kadarlık bir yatırım? Yani 500 bin TL falan neden diye... Neden? Yani 500 bin TL falan diye bir ben aslında çok, çok iyi bilmiyorum. Yani ne kadar olacağını çok iyi bilmiyorum ama tahmini konuşuyorum. Çok yuvarlak. Belki 500 bin değil 700 bin. Belki 400 bin. Bilemiyorum ama tahmini konuşuyorum. Sonuçta bir seri üretim. Bir seri üretim cihaz. Çok fazla miktarda üretilmesi gereken bir cihaz. Kalıplarda tam tasarım değil yani. Bu tasarım tabii ki değiştirilebilecek. Yazılım var. Belki ya şu an biz bunu yaptık ama belki bazı boyutlar değiştirilebilecek. Çok fazla kişide deneme şansımız olmadı. Genelde tabii herkes ben bir ekleme yapmak zorundayım. Süremiz daralıyor. Burada yatırım aileti. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere. Şimdi takılmaması aslında, lazım. Eğer bu gerçekten rakibini alt ediyorsa ve rakibini yakalamışsa yani burada keşke bir rakibi olsa kalıp, da onunla bir karşılaştırma imkanı olsa. Yasam şöyle bir durum var. Yani kalıp dünya, var yazılım var. İki tane dünya, maliyeti dünya var. Dünya oyun devleri niçin iki tane yapmış? İnternete de baktık. Neden iki tane olduğunu söyleyelim. Beyinde iki tane lob var biliyorsunuz. Dört tane lob var ama iki tanesi sağ solu özellikle karşılıyor. Aslında Tayfun'un yaptığı şu ikili bir tarafı temsil ediyor. Evet. Bundan bir tane daha olmuş olsa, iki tanesi yan yana olmuş olsa beynin iki lobunda çok güzel çalıştırmış olacak. O zaman 4.50 olması lazım. Yani. Evet ama işte 2.50'sini yapmışlar zaten. İyi ama yani. Sadece minik bir ekleme. Yani biraz oyununa göre de değişiyor. Tabii galiba. Oyuna göre de değişiyor. Pazardan bahsedeyim mi? Pazardan bahsetmeden önce yani pazarın büyüklüğünü biliyoruz. Neden? Söylüyordun o zaman da. Evet, yani çok pazar büyük. Neden? User friendly yani kullanıcı dostu görmedim nedense. Hani ilk algı olarak diğerleri çift taraflı beynin iki tarafında çalıştırıyor. Sol sağ hareket ettiriyor. Bunu sabit durursa ancak verimli oynanabilir gibi bir algısı var. Yok zaten ya elde de oynanabiliyor. Çok beğenmedi gerçi Fuat Bey ama. Yani ama genelde insanlar ya %99'u diyeyim bunu ayakta oynamaz. Ya gamepad'i de ayakta oynamaz. Yok. Şu cihazı da ayakta o oynamaz. O konuda haklı. Ya oturur. Yani şimdi ayakta ya, oynadım da kimse oynamıyor ayakta. Ya. Tabii, bir yere koyup oynayacağız. Kafelere gittiğinizde bu iş için yani. Kafeler ayakta var. Kimseyi ayakta yani. Göremezsiniz. Yok. Bir istatistik yapabilir. Yani, belki %1. Şöyle bir şey. 30 tane ya da 100 tane denekte kullandık. Onlar bundan daha iyi olduğunu söyledi gibi bize bir resmi bir veri getirebilir misin? Çünkü biz çok yani havanda su dövüyoruz burada. Hani oyun bilmeyenler var, anlamayanlar var. Çok iyi oyun oynayanların burada teknoloji dergilerinde bununla ilgili bir yorumu lazım yani. Yani bir dergide editör olan arkadaşımla sürekli iletişim halindeyim ben bunu yaparken. İsmini vermeyeyim. Ondan da çok peki, olumlu sinyal. Yola mı ihtiyacı var? Finale mi ihtiyacı var? Bu sorunun cevabı jüri elimizde gizli. Bol şans. Teşekkür ederim. Evet şimdi Tayfun Bey'le beraberiz. Tayfun Bey tamamen baştan yaratmışsınız joystick'i. Nasıl oldu? Bu süreç nasıldı?
Yani geçen bölümde konuşmuştum yani geliştirmem gerektiğini biliyordum. Ben de elimden geleni yaptım. Fuat Bey sanırım beğendi. Yani Fuat Bey beğendi. Güzel yani. Ben memnunum. İstediğimi verebildiğime inanıyorum. Bunu siz test ettiniz mi evde? Bir oyun oynadınız mı? Tabii ben test ettim. Arkadaşlarıma da test ettirdim. Gayet güzeldi sonuç. Yani burada da çalıştı zaten. Yani umarım yeterli olur. Peki, çevrenizden olumlu cümleler duyuyor musun? Kesinlikle yani genelde yani oyun severlerle görüşüyorum bunu. Hı. Yani internetten olsun, yüz yüze olsun görüşüyorum. Hep olumlu yani aldım. Zaten onların eleştirilerine göre de şekillendiriyorum yani ürünü. Sadece tabii jürinin. Tabii ki. Ve tabii mesela geçen tasarım beğenmemişlerdi, değiştirdim. Umarım bu defa beğenirler. Beğenmedilerse yine değiştiririm yani sorun değil. Bence çok güzel olmuş. Teşekkür Elinize ederim. Sağlık. Sağ İnşallah olun. Finalde görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.